White Digital'da Pound for Pound'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sürpriz bir kadro, hatta sürpriz de bir diziliş var. Ben Kerem Akbilek, yanımda Ekin Çar ve Yücel Toğan var. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, tabii izleyenlerin kafalarında bir soru işaretleri olabilir. Ben moderatör olarak açıyorum. Yanımızda yeni diğer editör arkadaşımız ikinci Çar'da ilk programıyla başlıyor. Aynı anda başladınız ya siz. Yeni <laughs> yeni. Ekimler. yani yeni editör arkadaşlarımızdan <laughs> diğeri diyelim. Şimdi şey olmasın hemen ikinci programa çıktım evet. diye durum değişmesin. Evet. Kerem'i daha önce görmüştü izleyicilerimiz. Evet bir kez bizim. gördüler. Ekin'i ilk kez görüyorlar. Evet. E, aslanlar gibi çalışıyoruz ve artık e, beraber program yapmanın zamanı gelmişti. Evet, bayram özel programıyla karşınızdayız. Bayram özel programı. <laughs> Gerçi e, hasarlar var. Evet küçük bir operasyon geçirdim diyelim Cuma günü. Ama programa yetişmek için elimden geleni yaptım. Evet evet yani bu programa da bu yakışırdı bir kırık parmak. <gülüyor> <gülüyor> ama sen dövüşte değil ee, grappling yapıyor aslında. Yani evet. yapıyor Kerem. Son zamanlarda yapamıyorum ama buradan Özdemir hocama özür diliyorum <laughs> gelemediğim için antrenmanlara. Ama e, futbolda oldu değil mi? Şey, ee, evet tatsız fakatlik. bir kaza oldu. Evet yani evet demek ki futbolda tehlikeli bir spor olabiliyor. E, dövüş sporları e, eleştirilirken. Tabii öyle bir ön yargı olmasın kesinlikle yani. Hı -hı. <laughs> evet. Ama güzel şu ana kadar. iyi gidiyoruz. <laughs> Bakalım evet, bu programa böyle devam edeceğiz. Ee, direkt UFC programından bahsederim. Bu haftanın tabii ana konumuz UFC Jacksonville gecesi gerçekleştirildi bu hafta sonu Hı -hı. ki hani ana kartın dövüşçüsü İlla Topur yasa olsun. Bizi Avrupa saatiyle onurlandırdı mı diyeyim artık. Bizim için çok rahat bir kart oldu. Yani İlya topluyor ya mu bilmiyorum da ABC'de yayınlanınca hep yani, böyle öğlen saatlerinde öyle oldu. oluyor yani. yani. ABC ile de anlaşması var. Üyevcine. Beşinci etkinlik sanırım. ABC ee, on ABC diye tanıtılan. Valla daha çok olmasını istiyoruz. Bu saatlerde olacaksa. Öyleyse evet. <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> ee, onun nedenini ben de bilmiyorum da ABC'de evet. Ekin dediği gibi yani beşinci kez yayınlandı ve ABC'de yayınlanan Sanırım her kart bu saatlerde oldu. Ee, bize de yarıyor. Yani ABC'nin yayın programlamasıyla alakalı bir şey muhtemelen. Ee, vallahi süper oldu. Bizim için de. Ee, maçlar da güzel oldu. Evet maçların hepsi keyifliydi. Yani özellikle ana kartta bütün maçlar neredeyse e, yani Hı. şeyle bitti. Hakem kararına kalmadı. Bir tek ana maç kaldı. Hı. Ama o da yani nasıl kalmadı diye tartışacağımız bir maç oldu. Dilerseniz başlayalım onunla. Başlayalım aynen. İlya Topuru'ya dominant bir performansla Josh mağlup etti. Yani sürpriz oldu mu bu kadar devam etmesi belki olmuş olabilir. Yani sürpriz o açıdan oldu. İlya Topurya yani ben hani yayında da başlarken hani bu maçın 5 round'a gideceğini düşünmüyorum. Yani sadece evet. İlya Topurya açısından değil Josh Hammett açısından evet, da öyle. aslında. Ee, i̇kisi de sert vuruyordu. Fakat burada belirleyici olan Josh direnci oldu. Dayanıklılığı oldu. Evet. ...İlya da artık beşinci roundta... E, ...yeter dedi... E, ...risk almayayım daha... ...bu adam yıkılmıyor... ...ben bunu yere alayım orada... E, ...maçı... ...ne deneyim... ...maçı damgalayayım dedi... ...öyle de yaptı... ...açıkçası... E, ...burada şey... ...boksu tabii ki... ...çok... ...muazzamdı İlya Topuria'nın... E, ...mesafe ayarı... E, ...vuruşları ter, e, tercih edişi... E, ...Josh Emmett... Yani tabii ki yıkıcı bir gücü var ama pek çok maçı da hakem kararıyla. Hani bu da ilginç aslında Emut için. E, çünkü biraz öngörülebilir o kroşelerle uzak mesafeden geliyor. Kontraları arıyor Josh Emut. E, dolayısıyla karşısında daha teknik bir boks görünce biraz daha e, maçın gidişatını bu belirledi gibi duruyor. Yani kombinasyonlara dikkat edince özellikle Ilya Topuria'nın ne kadar teknik olarak üstünlük sağladığını görebiliyoruz. Yani o Özellikle o mesela UFC genelinde de geçmiş başlarına da bakarsak hep yukarı aşağı yukarı kombinasyonu çok deniyor. Zaten öyle de bir knockdown da yakaladı. Hı hı. Yani yine Josh Hamilton bu overhand'ine her zaman dikkat etmesi gerekiyordu. O konuda sakin kalmayı başardı. En önemli artısı oydu bence. Ya o mesela e, maçın bitirilememesi konusu çok ilginç aslında. Çünkü tüy artık öyle genel bir sıkıntı var hani Max bitiremiyor rakiplerini ya da emin hmm. Volkanovski bitiremiyor rakiplerini diye tartışılma tartışma konuları çıkıyordu ortaya. Ama artık bu maçtan sonra da herhalde bisikletin genelinde böyle bir sıkıntı var yani. Herkes çok sağlam gibi duruyor ya. Yani tüy iyi Volkanovski bitiriyor bu arada. Yani son dönemde <laughs> yani maçları yani, bir Korin bitirdi. Onda yaptıkları. Zar ama yani Korean de bitmedi bir bitmedi, türlü. O evet aslında. Acayip bir yani. çene var yani onda da. Ayakta bitti hatta maç yani. Bir anda ringin ortasında ayaktayken. Evet evet. Araya girdi hakem. Burada da aslında olabilirdi. Yani siz ne diyorsunuz? Ee, yani köşede biraz eleştirildi. Hani MMA'de şey oluyor ya. Yani bokstaki gibi havlu atma böyle maçı hmm. durdurma gibi bir şey. Olmuyor yani geleneğinde böyle bir şey. Yok ama olmalı mı acaba diye insan düşünüyor. Yani Josh aldığı hasarı düşününce. Evet. Ee, sanki daha fazla olabilir gibi geliyor bana hani Geçtiğimiz haftada Marvin Vettori e, Bir kamyon dayak yedi yani e, Yine dayanıklılığıyla ayakta kaldı e, Belki bitirilebilir bilmiyorum Hani o Yani gladyatör e, sıfatı daha fazla belki de MMA dövüşüsüne uyuyor Ve sonuna kadar götürmek istiyorlar Tabii ki köşe bitirse bu defa Hani boksta bile çıkıyor yani niye bitirdin diye boksör orada eleştirebiliyor köşeyi. Abi burada olursa daha büyük bir mevzu olur gibi duruyor. Yani... yani bence bunlar boksörlere göre daha vahşi bir spor yapan insanlar ve... ...bitirilmek daha çok koyuyor olabilir onlara. Ben problem yaşayacağını düşünüyorum herhangi bir MMA dövüşçüsünün kenar taraf... ...işte beyaz havlu atıp... ...ya da herhangi bir şekilde bitirilme işareti... ...hani bit, maçı bitirin dediğinde hakeme... ...dövüşçü ve kenar... ...birbirleri arasında... ...problem yaşamamak için bence böyle bir şey yapmıyorlar. Zaten kenar taraf da... ...sonuçta bu spordan gelen, bu kültürden gelen... Hı hı. ...insanlar... ...onlar da böyle bir şey... yani ...refleks olarak yok vücutlarında yani... ...onu dövüşçüye bırakıyorlar ya da hakeme bırakıyorlar. Yani bitirirse hakem bitirir... bitirmezse de dövüşçü gittiği yere kadar gitsin istiyorlar. Yani round arasında... Gördüğümüz bir doktor durduruyor. Yani hani orada hani boksta gördüğümüz gibi hani takımı durdurmuyor. Bu, o, bu ilginç. O maçta da işte doktor müdahalesi oldu dördüncü raundun sonunda. Hı -hı. Yani Josh sol gözüydü sanırım. Tamamen kapanmış gözüküyordu. Hakem girdi. Gözünü kapadı. Bu kaç dedi. Bildi. <laughs> yani dedim onu hakem şey doktor girdikten sonra ben herhalde maç bitecek dedim. Gözü Hı -hı. tamamen kapanmıştı ama çok sürpriz bir şekilde oldu. Yani, Son raundu da izlemiş olduk o, o, o aralıktan... Yani görebiliyorlar. Burada sallayan dövüşçüler de oluyor evet, yani. Görmemesine i̇şte rağmen. Beşte bir şansı var. <laughs> evet. O da olabiliyor. Hani boksta yani burada işte Ekin'in dediğine evet. ek olarak yani ya da abiniz olacak orada. Ha. Nick Diaz o evet. havluyu atacak evet. yani. Doğru. Öyle Bir tane olmuştu Nick Diaz'ın zaten tek şeyinde. Havlu atmıştı ama hani Hakem ona bakmadı bile zaten tek... Knockout olduğu maç zaten, Nate Diaz'ın. Josh Thompson mıydı? Evet, Josh Thompson. Josh. Aile arasında problem olmaz böyle şeyler de. Nate'in <laughs> hiçbir şey diyebileceğini zannetmiyorum <laughs> Yok, yani <laughs> açıkçası. Ee, onların ilişkisi bambaşka bir ilişki tabii ki. Böylece bir de hakem puanlamasına da bir küçük bir değinelim. ve evet, O çok acayip evet, asıl oldu yani. sürpriz orada oldu. Evet, 50-44, 50-42, 49-45. En çok konuşulan tabii ki 50-42 oldu. Ona ee, 7 round puanlandı uzun bir süre sonra. Çok nadiren olan bir şey Hı -hı siz buna katılıyor musunuz öncelikle 10'a 7 puanlamaya? Yani burada e, hani geçmişe bakmak lazım. Hani geçmişte bu tür roundlar 10'a 7 puanlanmıyor. Hani 10'a 7 puanlansın mı? Ben katılmıyorum ya. Yani bu rantların 10'a 7 puanlan Neden bu kadar fark oldu anlamıyorum. Yani çünkü Josh Hammett, tamam hasarın tillanı aldı. İşte İlya Topurya'nın yüzünde bir şey yok. Ama e, Josh Hammett maçın içindeydi ne olursa olsun. Yani tamam bir dominasyon vardı. Yani bir knockdown yok, bir wobble yok. Hani neye göre bu kadar büyük bir dominasyon görüldü <laughs> ve ona 7 verildi. Onu ben de anlamadım. Ha bu arada doğru olabilir. Ona 7 vermek. Çünkü şey hani ufak bir fark varsa ona 9 veriliyor. Evet. Hani büyük bir fark varsa ve ona sekiz veriliyor. <laughs> dominasyon varsa ona yedi verilebilir. Dominasyon denilebilir mi? Denilebilir hani bazı rantlara. O zaman ama çok fazla ona yedi görmemiz gerekiyor gibi bir şey oluyor. Ya zaten yani. sıkıntı Birisi burada de. bence. Çok fazla <laughs> görmemiz lazım aslında. Şey yani. yok onun bir ortası yok ya. Ortası yok yani. Geç, geçtiğimiz hafta niye o zaman Kanonier'e ona yedi yani? bir round verilmedi herhangi bir round? Ee, o da ilginç. Yani böyle bir skor zaten 50-42 hani dövüş sporlarında. Evet. Ee, Handikaplı o... oldu yani bu maçın sonucu biraz. En evet, bir hakemde. 50-42 çok acayip bir skor. Mesela o Vettori Kaneli'ye bir round vardı. Şu an hangi round olduğunu hatırlayamadım. Yani çok şey de aşırı dominant. Bir yani round o zaman oldu. ona da, ona da verebilirsin. Ders. Mesela yani ona da yani, yani işte bu tutarsızlık oluyor. Ee, ama e, bu kadar marjla bitmesi benim için okey. Çünkü hani bazı böyle maçlar oluyor. 48-47 falan veriyor Hakem. Yani evet. orada bir böyle tepen atıyor <laughs> yani hani açıkçası. E, net bir galibiyetti. Ekin çıkarmış burada daha önce ona puan verilen. Çok fazla da maç yok. Hı? Evet. Biz de... Hesabımızdan tweet attık. Ben de oradan aldım. Josh Emmett de hem kaybeden hem de 10'a 7 round kazanan Olur. tek dövüşçü olarak Hı. da Öyle bir gider ayak 38 yaşında bir gider ayak tarihe de bir küçük geçti. İlginç bir istatistik. Gitmeye de, de niyeti yok gibi. Niyeti yok ama bir böyle değişik bir yeltenildi. Eldivenler bir ha, çıkarıldı ben de kesildi. Evet. Yani bırakmayacak gibiydi ama. Bir düş sanki anlık bir düşündü vazgeçti. Biraz daha bir de yani bakacağız dedi yolumuzda ne var artık. UFC ile konuşacağız. Çünkü yani bu maç önce Emut 5 numaraydı, top 9 numaraydı. Ya şimdi direkt yer mi değişecekler? Arada bir sıralamaya mı girecek Emut? 38 yaştan sonra yani tüy sikletin ilk 10 on, onu zaten hani kim kimle kapışsa yerini alabilir. Evet. Bundan sonra yani nasıl bir özveriyle geri dönebilir? Döner mi? Ya da kaç maç döner? Bakacağız artık. Hani buna daha çok para için dönebilir. Tabii yani yani onu yapacak da. Çünkü kemer artık gitti yani. Hani ya, ya, ulaşabileceği en kemere... yüksek yere ulaştı. Geçici kemer maçına evet. çıktı. O da tartışılmıştı hatta. yani Neden? Yani Evlat'ı verildi falan. Çünkü, Çünkü cater'ı yenme aynen. şeyi biraz tartışmalıydı. Kelvin cater maçı evet. Bence de o maçı almamıştı aslında ama. E, evet. Ama İlya Topur ya. Evet, onun geleceğini biraz daha konuşalım <laughs> bence. Ee, sırada ne var? Sırada Topura kendisine için. göre kemer maçı var. Yani <laughs> soru istediğimiz posta da çok fazla geldi. Yani Topurya ne yapacak, topurya için sıradaki ne, işte maçı nasıl buldunuz? Çok fazla Topurya ile ilgili soru vardı. Yani kendisi direkt şey demiş. İspanya'da bir Max Holloway maçı ayarlanırsa buna tamamım, bu maçı yaparım ama kemer maçını bekleyeceğim demiş. Yani hangisi mi? daha mantıklı olur bilemedim evet. aslında yani İspanya'ya yayıl ya İspanya'da bir insan tabii ki yaşadığı yerde güzel bir maça çıkmak orada bir gösteri yapmak istiyor ama karşısına da Max Holloway'i istiyor yani orada bir bir takılma herhangi bir takılma çok geri atar yani topuraya bu kadar emek vermişken yenilgisizken cesaret yani bilmiyorum belki de 26 Ağustos'ta zaten Holloway'in maçı var diye böyle bir tribünlere oynayan bir açıklama yaptı ama <laughs> Hiç öyle bir dövüşü değil. Ama Asla değil ama yani. <laughs> Ama Max'in de dediğin gibi yani. Kore'nin zombiyle iyi. maçı var yani. Sonuçta... Ya onda da hasar almayacağını tahmin ederek <laughs> herhalde Topur'ya Holloway'in bir yere bir Holloway maçı sıkıştırmak istiyor. En azından bir İspanya'da tanınırlığını belki daha fazla arttırmak istiyor. Bu spora olan ilgiyi arttırmak istiyor. Sergio gelmiş, Ramos da gelmiş yanadığı desteklemiş maça. Bir şekilde evet. artıyor yavaş yavaş. Evet. İspanya'daki bir etkinlikle de belki işte şimdi Fransa'ya açıldı UFC, bir İspanya, yani Avrupa'ya da açılmak istiyor, i̇stiyor zaten. İstiyor, istiyor evet. Bakalım karşılayabilir beklentileri ama yani kemer maçını daha çok istediğini düşünüyorum ben. Bakalım. Her dövüşçü ister bunu. Ama yani buradaki durum hani İspanya önemli bir pazar olacak tabii ki UFC için. İspanya. Yani, Vallahi benim suçum yok. O şey. Sol tarafta. Evet. Ee, İspanya. İspanya önemli bir pazar olacak tabii UFC için. Bu maçtan önce ESPN'in bir makalesi var Dilya Topurya ile ilgili. Ee, şu anda hali hazırda MMA'in bir numarası İspanya'da. Halbuki e, Almanya doğumlu aslında Gürcü bir aileden geliyor. Hani bizim ülkemizde de çok sevilmesi o bahsettiğin çok sorunun gelmesinin sebebi. E, yani bize yakın hani sonuçta Gürcü diyebiliriz ama yani İspanyol vatandaşlığı da var. İspanya İspanya'da zaten MMA'ye başlamış bir isim. Dolayısıyla hani orada da kabul gören bir isim. Asıl Gürcistan'da da tabii ki kabul gören bir isim. Bizim ülkemizde de kabul gören bir isim. evet. <laughs> bir de bu kadar gösterişli giderken herkes dövüş sporlarını da sever. Ama bu arada benim hoşuma giden şeylerden biri 5 roundu çok iyi oynadı. Hani sürekli basan, yıkmaya giden bir İlya Topuruya yoktu. Daha hesaplı. <laughs> ...bir İlya Topur'ya vardı. Ee, biraz o açıdan da eleştirildi siz nasıl buluyorsunuz diye. Ben sorayım. Ben Bence sakin olması, yapması gereken en önemli şeydi. Daha önceki o, mesela ben ilk izledim İlya Topur'ya maçı... ...Rainoğlu'a karşıydı. Rainoğlu'nun <laughs> da en büyük e, tehlikesi Jiu Jitsu'ydu mesela. Orada da sakin kalması gerekiyordu. Orada da sakin kalmayı başardı ve... ...çok iyi bir şekilde knockout etti yani rakibini... Burada da hani Josh Emmett'ın overhand'ından kaçabilmesi için yapabilmesi gereken şey ve me mesafeyi daha çok şey yapıp e, kırışmaktansa daha teknik bir şekilde yaklaşması gerekiyordu. Bence yapabilmesi gereken en iyi şeyi yaptı. Hı -hı. Hani knockdown'lardan sonra ben, gerçi bir tane knockdown oldu ama knockdown'dan sonra onu üstüne çullanmalı mıydı falan daha sakin kaldı ona göre. Bence ben daha kusursuz Hı -hı. buldum performansını. Yani, Bilmem, bence bir sıkıntısı yoktu. Ama maçın ilk iki buçuk dakikasında sanırım bir girdiler birbirlerine. Hani ikisi de bir yokladı nakavt gelir mi acaba? Çünkü ikisi de bundan bahsetmişti zaten. İlk rondona nakavt edeceğim, Hı. ilk rondona nakavt edeceğim. Bir girdiler, baktılar. Ben yani ben benim fikrim, yani dengelediler birbirlerini. Hani ikisi de bir kazaya kurban gitmemek için bir noktada artık çekildiler. Belli bir tempo üzerine dövüşmeye başladılar. Zaten İlay Topurya daha ım, hem tellere doğru baskıcı olan taraftı daha teknik taktik olarak rakibini işleyen taraftı diyeyim. yani bir de şey 5. round başlarken Emmett artık koşlarından hani Allah ne verdiyse gir şeklinde bir direktif aldıktan sonra güzel bir, bir dakika izletti. Ondan sonra da topuruya baktı. Hani bir şekilde grappling'de kontrol etmeye çalıştı. Maçı bitirmeye çalıştı. Yani her her yeri başı ve sonu dışında ortası inanılmaz planlı. Başında da belli bir plan var. Ondan sadık kalıp sonra asıl ana plana dönüş. En sonunda maçı eritmek için jiu-jitsu ve grappling planıyla gayet elit bir şekilde bitirdi. ya yani evet. <laughs> Buradaki durum kendine çok fazla dokundurtmadı mesela. Çok vuruş <laughs> almadı. Çünkü gerçekten o overhand çok tehlikeli. Hani yenilgisiz giderken, kemer maçına giderken, hedefte bunlar varken bütün hayatı değiştirebilecek bir overhand'i var Jamie evet. Hammond'un. Ondan çok iyi kaçtı. Hem geri adımlayarak, gerektiği zaman baskısını yaparak çok iyi kaçtı. Yani sadece bu silahı da olunca, tabii ki başka silahları da var da en önemli silahını hep en önemli silahını kovaladığı için Emmet ondan iyi kaçtığı sürece ya yani işlemesinde de bir problem yoktu. gayet güzel ...bitirdi maçı. Evet evet. Ee, buradaki tek eksik işte bitirememiş. Yani rakibi bitirememiş olmasıydı. Hani bu açıdan hani eleştirildi. Ben de ben bu eleştiriye eleştirildi derken... ...yani maçtaki tek eksik topu açısından oydu. Ben buna çok katılmıyorum. Ee, beş rantlık maçı böyle götürmek durumunda. Denemediğini düşünmüyorum çünkü. Bitirmeyi evet. denemediğini. E, Emmet'in dayanıklılığıyla bu biraz şekil aldı. Burada da kemer maçı olur mu? Yani şu, böyle 14-0 olmuş. Yenilgisiz. 5 rantlık maçtan da yapabileceğini göstermiş bir dövüşçü olabilir. Ee, bir de yıldız potansiyeli var bana kalırsa ee, Topurya'nın. Yani dolayısıyla olabilir. Ama yani ben kemer maçını bekliyorum. Biraz o özgüveni beni e, ne bileyim hani itiyor diyeyim. Hani aşırı bir özgüven var orada evet. ki 14-0san o evet, özgüven normal tabii ki. Ama e, bir maç daha yapsa ben daha mutlu olurum yani, sanki. Hani, yani Calvin Cater ya da Arnel gibi potansiyellerde varken ya bence ya şimdi 5'e girecek muhtemelen. Ya evet ağırlatalım. Mesela 4'te. Olabilir. Müthiş de maç olur. Brian Ortega ne yapıyor bilmiyorum. Olma açıkçası. çıkması. Evet, onu ben de bilmiyorum. Hiç <laughs> haber yok. Çok ilginç yani onda da. Ya yani ne zaman dövüşmesini isteriz? Ya yani Max'in maçı var. Yayla ...Volk karşılaşacak zaten. Ya yani Volkanovski'yi ilk round'da bitiririm diyor Ilya Topurya. Ama burada biraz uçmuş sanki. Hani şey geliyor bana yani. Hani <laughs> tamam özgüven çok normal 14-0'sın. Bu kadar iyi dövüşüyorsun. Bu kadar iyi bir galibiyet almışsın. Ama Volkanovski'yi ilk round'da bitiririm. Gerçi işte Süper Yıldız da böyle olunuyor. Böyle çıkıyor olabilir. <laughs> yani şu anda yadırgıyorsun mesela. Ya Biraz yüksek mi oldu acaba bu laf diye. Ama e, dediğim gibi hani gidersin yaparsın ve Süper Yıldız olursun ondan sonra. ya keyif veriyor. Bakalım biz de merakla izleyeceğiz kalan maçlarını diyelim. Ee, yan ana maça geçelim isterseniz. Macy Barber, Amanda Rivas eşleşmesi. Biraz kadın MMA'ni yücelten bir maç oldu diyebiliriz. Yani çok e, son zamanların en keyifli kadın MMA maçıydı bana kalırsa. Evet. Hem karşılıklı olarak da yani Macy Barber'ın performansı da oldukça iyiydi. Son maçına göre. Çünkü son maçında Andrea Lee ile karşılaşmıştı. Ve hmm. tartışmalı bir kararla kazanmıştı. Evet. Oradan çok iyi döndü ve müthiş bir performansla kazandı. Yani iki round içinde bitti ama nasıl bitti bir anda yani girdiler kafese hani birbirlerini karşıladılar sonra yani ilk roundda bilmiyorum Amanda Ribas o bir dizi yakaladığı pozisyonda çok fazla seyretti. bilmiyorum köşesinden direktif gelmedi mi bırakması için yani bir süre darbeleri evet karşılayabilir daha maçın başı ama çok darbe aldı yani bu sonraki roundlar için yıpratıcı bir şey hani kendi kararı mıydı o dizide sarılmak ve hani raundun sonuna kadar bırakmadı. Ne vuruş alırsa alsın bırakmadı. Hani köşesinden direktif gelmedi mi? Geldi, uygulamadı mı? Onları merak ediyorum. Hı hı. İkinci round'da zaten <laughs> hani bitiriş benim yani adım. çok söylenebilecek bir şey yok yani. Hani çok karşısında duramadı. Yine çok açık vuruşlar aldı yani herde hani nasıl diyeyim sansasyonel bir iki yani Mace'i var bu için. Ne söylese haklı zaten bu <laughs> maçtan sonra kimi istese karşısına. Evet Grasso istedi. Burada e, söylemeyecek şey şu olabilir. Amanda Ribas yani hani vuruşlarda çok e, eksikleri olan bir dövüşü ama yıllar içerisinde bunu kapattığını gördük. Açıkçası işte sürekli baş hareketleri, sürekli bir adımlama içerisinde Amanda Ribas. Ama Mike Tyson'ın dediği gibi herkesin bir oyun planı vardır. Ta ki o yumruğu <laughs> yene kadar. O yüksek tekmeyi yedikten evet. sonra o baş hareketi de durdu. Her şeyi durdu. Sonra ne attıysa vurdu Her zaten Macy Barber. Ee, ben hmm. Macy Barbar'ı yani beğeniyorum. Çok iyi dövüşçü bana kalırsa. Yani işte bu maçta da gösterdiği gibi çok sağlam. Hani güreşi de iyi. Yani komple e, bir dövüşçü. Ama e, işte seviyeler orada farklı. Tamam judoda Brezilya incicisi de siyah kuşak. Amanda Ribas. E, ama yani striking'de bu seviyede olamazsınız. Hani böyle bir sıkıntı var hani Meisi Barbu Romana'da daha iyi. Zaten tek ile mi başlamıştı dövüş sporlarını bilmiyorum da. Ee, yani o seviye farkını ortaya koydu açıkçası. Bir de bu siklette de herkes iştahlı. Şu an öyle bir yükselme oldu. Hatta Rose da eklendi o siklete. Evet. Evet Rose Sikleti da buraya geldi. Yani enteresan. Rose'un niye buraya bilmiyorum bisiklet yükseltti düşmedi. Evet. evet yükseltti. Evet, doğru. 115'ten yani. 115. Doğru. Yani Stroll'daydı. İlginç. kilo almak istemiş herhalde Rose <laughs> diye düşünüyorum. Ee, burada kiminle? Manon Fioro ile galiba. Aynen. Evet. Manon Fioro ile karşılaşacak. E, da, bisiklet... UFC Paris, Paris Steyr, Steyr, değil mi? Steyr, evet, o da Zaten Avrupa. falan. Ya bu bisiklet e, yani Rose'un buraya gelmesi güzel atıyorum. Valentina ile bir maç olursa Olabilir. muazzam olur. Ama yani alt bisiklette de yapacağı bitmemişti bence. İşte Cank Amanda Lemos'la karşılaşacak orada da Kemal için. Alexa Grasso'yu istedi çünkü Alexa Grasso'ya yenilmişti Macy evet. Barber. E, o yenilgiden beri 5. galibiyeti oldu. E, şey tarafı hoşuma hani İlya Topuru'ya konuştuk ya burada Macy Barber'ın dedi. Hani Valentina ile sonuçta revanşı yapacak Grasso. E, yense de yenilse de Grasso'yu istiyorum. Bu güzel mesele evet. hani ee, hani İlla Topuria'ya laf atıyormuş gibi oluyorum ama <laughs> dediğim gibi biraz o aşırı özgüven beni biraz rahatsız etti. Ee, ama dediğini yaparsa kendini tabii ki her şey her şeyde haklıdır. Burada ama Barber'ınki daha e, mantıklı yani yenildiği rakiple karşılaşmak, o almak istiyor. Yani bu tür hikayeleri de Herhalde seviyoruz. Güzel hikayeler yani. Onu alırsa da tartışmasız. Kemer maçına çıkma hakkı kazanacak yani hazır. Valentina kazanmış olsa Valentine da. Valentina'yı sen kazandırttın tabii. Hayır, yani <laughs> işte Valentina kazanırsa <laughs> diye ekledim sonuna. Evet. <laughs> Valentina evet. Ben çok merak ediyorum Valentina'nın nasıl döneceğini o maçta. Grasso karşısında. Kesinlikle. İşte Nunes'in Penya karşısında döndüğü gibi mi dönecek? Yoksa gene benzer bir maç mı olacak? Bayağı Sikleti Bence belirleyecek maç. Penya ile Grasso arasında da biraz kalite farkı var ama yani Grasso daha tek bana kalırsa Peña'ya göre. Evet. O yüzden hani aynı şekilde kolay kolay pes etmeyecektir Grasso bana kalırsa. Bir de o siklette ben Erin Blanchfield'ı da çok beğeniyorum. Ya bir de o onu, var evet. Ona, onu da konuşmak lazım arada. O da Talia Santos'la e, dövüşecek. O yüzden o siklet çok acayip zenginleşti bir anda evet. yani. Ya burada... Yani iki numarada Manon Fioro'nun olması beni üzüyor açıkçası. Garip <laughs> Yani Kettin Çıkegen'i yendi. Bu da Kettin pozisyonu pozisyonuyla alakalı tabii evet. ki. Ama o maç da yakın bir maçtı açıkçası. Evet. Hani Manon Fioro kaç maç yaptı? Üç maç mı yaptı UFC'de? Bakıyorum. Yok yapmış. Beş maç. Ee, bence iki numarada olmayı hak etmiyor. Yani açık net bir şekilde söyleyeyim. Manon Fioro. Bakalım Rose'la maçı. Ee, o da müthiş olacak Rose'la karşılaşmasına. Ee, bir sonraki maça geçelim isterseniz. Geçelim. Geçeceğiz ama ne kadar konuşacağımızı bilmiyorum. <laughs> Austin Lay ile Justin Tuff'a karşılaştı. Yaklaşık 30 saniye sürdü ve kararsız sonuçlandı. 29 saniye 30 saniye maç oynandı. 10 dakikada bekledik maç devam edecek mi diye baktık Hı. ve devam etmedi yani. Bir de ağır sikletti. Eğlence bekliyoruz <gülüyor> orada. <gülüyor> o bir Knockout garantili bir maçtı bir daha. da çok çılgın giderken bir anda çok büyük bir ara girdi. Hı. Yani hem durduruldu. Bunun soru vardı ama onunla bağlayalım bu maçı. Ama evet, o konu hakkında bir soru gelmişti. Onu buradan hemen soralım. İsmail Bilgiç sormuş. Lane Tafa maçındaki göze parmak girmesi durumlarında verilen No Contest kararı sizce ne kadar doğru? Parmakları açık bir şekilde dövüşen dövüşçülere bir yaptırım uygulanmalı mı diye sormuş. <laughs> yani dövüşme biçimi olarak ya bu çok engellenebilen bir şey değil. Bunu malzemeyle bence daha fazla el, engellemen lazım ki UFC de o elde beni aslında biraz e, eskisi gibi değil yani biraz bombe kattı oraya. yani çok katlanmayan bir şekilde. Dolayısıyla elin aslında şöyle kalıyor yani gene açabiliyorsun onu ama Bellator'un ki mesela daha sıkı. Bellator'da daha az oluyor bana kalırsa, hani göze parmak olayı. Ee, yani eldiveni biraz daha bombeli yapabilirsin. Yani çünkü o aksiyon içerisinde hakikaten çok zor. Hani e, bu aşırı bir şeydi yani. Ossun Ley'nin yaptığı tabii kötüydü ki ama bayağı. bayağı kötüydü. Yani hani şey, biri bowling topu benzetmesi yapmış. Yani. Böyle bir tweet'e denk geldim ben. Yani iki gözüne de girdi aslında. İki parmağı, evet. bir parmağı ağzına girdi neredeyse. Yani sağ gözüne daha çok girdi. Sola da girdi yani aslında. Girdi böyle bir şey yok yani hani sa aşırı saçma oldu. Ama bunu atıyorum yani hani Austin Lane değil, Jon Jones da yapıyor evet. sonuçta. O mesafeyi ölçmek için bir alışkanlık aynı zamanda. Hani e ben bunun no contest olmasını hakkaniyetli buluyorum yani bu karşılaşmanın. Ama bir kere olur. Maç devam eder, 2 olur, üç olur o zaman tabii. tabii ki. Yani bir diskalifiye olabilir. Ama biraz daha hani dövüşçülere tabii ki sürekli uyarı yapılması önemli. Dövüşçülerin buna göre dövüşüyor olması önemli. Ama asıl bunu bence eldivenin yapısıyla, malzemeyle e, aşmanız gereken bir şey. Beğeri Trevor Whitman. <laughs> Ben aynısını diyecektim. Trevor Whitman'ın dizayn ettiği Sen bir tane eldiven var. Bir an cümlenin müthesini bekledim ama gerek kalmadı zaten. O <laughs> <Ama gülüyor> çok tartışılıyordu işte. O kendisi bir Eldiven dizayn etmiş tam hani eğimi ona göre parmak gelmeyecek şekilde Hı. dizayn edilmiş hani ama UFC bunu çok dikkate almadı yani kendisine uyarlamadı biraz da o karate eldivenine benziyor o, e, evet. olimpiyatta kullanılan o şeyde de parmak tarafında da bir e, pet vardı galiba ya Evet benziyor. onu fotoğrafını veririz olmalı zaten Hı, aynen. tam ona göre şey yaparız hani neden kullanılmadı acaba grappling'i mi engelliyor ona bir müdahalesi var mı ama çok sanmıyorum yani yani parmakları görmek de güzel oluyor ne bileyim yani hani o pat tutuşları vesaire ama e, eğer bunu ortadan kaldırmak istiyorsanız işte Trevor illa illaki o eldiven olması gerekmiyor Hı. ama yani o bir çözümdür mesela. E, çözüme de uğraşıyor bence UFC eldivenleri biraz daha bombeli yaparak. E, ki azaldı bu arada bence göze parmak olayı. Evet. Bu çok kötüydü ama eskiden daha çok oluyordu. Eskiden daha sanki. çok oluyordu. E, yani bu bir de heavyweight ağır sıklette diye herhalde sanırım yani etkisi de büyük oldu yani hani Evet. Karşısındaki de ağır ama her türlü. Yani bunda sonuçta bu eşleşmelerde hani kesin nakalt bekliyoruz. Çünkü karşısındakinin hani fiziği, gücü, momentum, hmm. momentum yüzünden. Bir de hikaye e, de güzel. olurmuş gibi bir parmak sokmayın zaten ki de olmadı maçta devam edemedi. Evet, kaç? 29 saniye. tabi ee, tabii Lane'in de eski NFL oyuncusu olmasıyla hmm. beraber maça da ilgi büyüktü aslında. Ama maalesef olmadı. O yüzden Guandalı kardeşimize geçelim. Evet. Ben ok atamıyorum sakatlığından dolayı ama onama bizim yerimize attı zaten. Adesanya'yı biraz özenerek diyelim. Ama kendisi zaten özendiğini direkt söyledi. Gabriel Santos'u mağlup etti ve o süper gücünün tam etkisini bu maçta görmüş olduk. Önceki programda zaten sen bahsetmiştin abi Nate Land'le maçı. Evet. Olacak keyifliydi. Ve özellikle ilk round'da o gücünü görmüştük ama bitirememişti Nate'i. Burada rakibine hiç şans bırakmadı. Hatta hani hmm. yerdeyken de biraz ge gereksiz denebilir. bir fazla, fazla müdahalelerde bulundu diyelim. Yani Lander maçı çok acayip bir maç. Hep söylüyorum ben bunu. Ee, artık herkes izlemiştir diye düşünüyorum. <laughs> yani bitiremedi Landeri <laughs> kendi de bitmedi. Evet. Yani ben anlamadım. Yani ruhu ruhu çıktı neredeyse ama vücudu hareket etmeye devam etti. Ben bir endişe bir maç. Ettim yani kendi adına. Acaba iyi mi durumu diye yani maç sonuna doğru iyi durmuyordu çünkü görünüş. Evet. Ama işte öyle bir maçtan yaklaşık bir yıl sonra geri dönüyor olması ve bu şekilde geri dönüyor olması... ...yani çünkü o tür maçlar hep söylüyoruz, konuşuyoruz da yani kariyeri bitirebilir yani hani o tür maçlar. Evet. Ama daha iyi döndü. Tam olarak dediği gibi döndü basın toplantısında. Daha teknik, daha sabırlı bir onama göreceksiniz dedi ve öyle de döndü. Yani yeni takım yaramış faktör X. Evet. Rakibi de bu arada hani çok azımsanmayacak bir performans tabii. sergiledi yani. Çok hani iyiydi o da yani. Bir ara bir uçan armbar falan denedi. Orada bir şey gelseydi falan bir çok bir gaza <laughs> gelmezdik <mi> izlerken <laughs> <Sen o> oralarda <laughs> yükseldi Ben orada. Denemem tabii öyle şeyleri de. Ama hani Gabriel Santos da ki çok hani bundan sonra dikkat edeceğimiz dövüşlerden birisiymiş evet. aslında. Hani daha önce aklıma şey de geldi mesela Diego evet. Lopez o da UFC'de ilk maçına çıkmıştı. Hı. Hani kimse Alt adını bilmezsin. Yani. O da süper bir performans sergilemişti. Bu ikinci maçıydı galiba yani Santos. Olabilir. Ama yani hani çok bilindik bir isim değildi tabii ki. Hı -hı. Yani bu genç Brezilyalıları aslında biraz daha takip etmek lazım. Evet evet. Ugandalıları da takip etmek <laughs> Ugandalılar Ugandalıyı. Takip <laughs> <diye>. <laughs> etmek kolay oluyor. Bir tane var. Bir <laughs> tane var evet. Bir de inanılmaz bir atlet ya. Yani evet. Davut Onama. Yani o onun içerisine e, atletizmi içerisine bu tekniği de katınca müthiş oldu. Ve aslında bitirişe de tabii ki değinmemiz lazım. Evet. Müthiş bir apar başlayan bir kombinasyon. evet. Yani ne atsa vurdu, apar katı vurdu, sol kroşeyi vurdu, düşerken sağa vurdu, hammer fistleri vurmasa iyiydi yani. yani <laughs> düşerken bile yakalaması büyük yani Onlardan önce bir de, hani Dart üstünde de olsa ya 2-3 tane çok sağlam dirsek de attı zaten sallamaya yani orada var, başladı, evet. sonra da apar oturunca, oturunca yani fişi çekmiş oldu, evet. Hammer Fist abarttıydı ama o komple izi bitirişini taklit etmek istedi bence. Hatta o son yer yani <laughs> son dört vuruş da izi gibiydi yani. Yer dokundu bir şekilde suratına dokundu yani rakibinin. En sonunda bir Hammer fistle bitirip <laughs> o, yani ok sevincini zaten hani, yapmak istediğini söyledi sonradan. Hammerfist de hani böyle bir harbiden simetrik olsun iziyle herhalde de. çok seviyor evet. Izzy'yi o yüzden Süper, de onun için attı diyelim. Kendisi için değil ama Izzy için Olabilir, attı diyelim. Olabilir dediğin gibi teknik manada evet benziyor Nakatu. <laughs> Poatan Nakatu'na ama bu dört tane o kattı. Evet evet bir, bir, bir durduramadı kendini. <laughs> devam edecek diye düşünüyorum <laughs> böyle bir beş on. 50 bin doları da kaptı bu arada performans ödülünü de alarak. Hakkıdır Ondan sonuna evet. kadar. Macy Barber da aldı bu arada onu da, onun geç, da geç, geçelim ya. Onun <laughs> da hakkıdır. ya Öyle bir, bir vahşi bir gecede bu <laughs> iki kişinin evet. aldığı belki daha fazla kişi hak ediyor da Mesela bir sonraki maçta da geçeceğiz zaten birazdan. Brandon performansı da çok iyiydi ama o arada kaynadı evet, diyelim. Evet mecbur. Yani ben izlerken ilk, ilk <laughs> maç onu izlerken mesela tamam bu çok iyi maç oldu falan gece maçı bile olabilir falan diye düşünüyordum ama e, direkt başlayalım isterseniz o maçı mı? Ben evet. bu alttan bir maça aparkat dedik madem. Şuna da bakabilenler baksın. Oze Mariscal, Trevor Peak maçı. Acayip bir maç oldu. Ya bu da gece ha, bir maç olabilirdi evet. bu arada. Ben ya. de şey bakarken demiş acayip bir maçtı. yani. Yani Trevor Peak'in yani şey yel değirmeni gibi savurduğu aparkatlar çok yani. Teknik <laughs> yani, olarak da çok ilginç bir <gülüyor> <yani>. <gülüyor> e, Teknik var mıydı Yok bilmiyorum ama yani aynen. tam bir sokak dövüşüydü. Müthişti bence yani. Mariscal Peak maçına da e, evet. bakın diyelim. Eğlence üç kaybetti gerçi peak ama. Olsun yine izleniş bakımından Bitmiyor. izletti kendini. Evet. Bazen kaybedenler bu yolda kazananlardır diyelim. mesela hani bir göz kırpmış olabilir yani. Mesela Caşamit orada hani 50-42 olsa da o da 50 bin dolar kazandı mesela hani gecenin dövüşü ödülünden. Evet evet. O da Olabiliyor böyle şeyler. Gecenin maçı bu nasıl? Tek ya ben buna karşıyım mesela. Ya. Tek taraflı maç. geçenin Gecenin maçı seçilmemeli. Bana ...gibi geliyor. Bana atıyorum burada... ...hani tamam teknik olarak çok üst düzey bir maç değil ama... ...Mariscal Peak maçı... ...ya yani tamam o da 3 round'u vermiş şimdi... ...kendimi şey yapıyorum <laughs> şimdi o ama... ...üç round'u da aldı Mariscal ama maç öyle bir maç değildi yani... hani ...ne olacağını kestiremediğim evet. bir maçtı. Bu, o gecenin maçı olmaya daha... E, ...yakın... Magni Rovu seçmiyorsunuz <laughs> ...seçmiyorsanız eğer... ...ona evet. da değiniriz herhalde. Brandon Allen'ın Bruno Silva mı? Evet, anakartın açılış maçı. Hı -hı. Yani Brandon Allen... Son maçı Andre Muniz karşısındaydı. Bana karşı çok büyük bir şok oldu. Ben beklemiyordum Andre Muniz'in. Evet. Çok yükselişteki olan bir dövüşçüydü. Ve takip ettiğim bir dövüşçüydü. Böyle kaybetmesini beklemiyordum. Paul an... Muniz. Evet. O şey Jacare'nin kariyerini bitiren Muniz. Evet. Oradan hani brandlerine mağlup olması ve Brandon'ın ilk UFC'ye çıktığı günden bugüne değişimi çok ilginç aslında. Çok hani hem ayakta da çok iyi hem bunu takip edip yerde bitirmesini de çok iyi biliyor. Yani hmm. benim en sevdiğim dövüş tarzlarından biri zaten hmm. bu Yabancıların club and sub dediği yukarıda knockdown'ı alıyor, aşağıda da sapmışını bitiriyor zaten. Bunun şeyi Charles Oliveira'dır. <laughs> Tabii. Ama hani Brandl'nın da bunu Charles çok iyi. Charles Oliveira kendisi de yıkılması. <laughs> <da>. Evet. <laughs> onunki biraz daha yani artı <laughs> daha oluyor. Daha da heyecanlı evet, yani hani. O bizim için yapıyor. yapıyor onu daha izlenebilir evet. kılmak için. Allen da aslında ilk başta biraz çok darbe aldı bu maçta da. Aldı de. aldı. Maç sürdüğü aldı. kadar keyifliydi yani o o yönde. Evet. Çok da iddialı, özgüven fışkıran bir kart oldu. Easy, <laughs> easy istedi hemen yani. yani, yani aslında izi çünkü 2024'te mi geliyorum dedi öyle bir şey. Bisikleti yani, biraz süpürdüğü için re, hani evet. renklerde bir canım. çok bir rakibi Abi. yok, kalmıyor geriye. Yani Brand'lerin da acaba yani, güzel bir eşleşme diye düşündürüyor bile yani kaçıncı sırada olsa bile. Ee, öyle tabii de yani bu kadar sen vuruş alırsan, yani, yani, Easy'den alırsa o darbeleri biraz zor. Aynen. Yani Bruno Silva ...çok net vuruşlar buldu. Yani çok açığı var. Ama yani dayanıklılığına... ...güveniyor tamam. Brandon Allen'in onu anlıyoruz. Ve bu arada Bruno Silva'yı... ...Puatan yıkamadı. Evet. Brandon Allen yıktı. <laughs> hani bu işler belli olmaz... ...tabii ki ama... ...o açıdan da... ...dediğin gibi hani vuruşları... ...maç maç artmış vuruş. Evet. Striking seviyesi artmış bir dövüştü Brandon Allen. Ya Bence bir aktör olabilir. Ama yani izi falan demeden önce... ...önce bir ilk ona girsin... Abi sürü <laughs> kişi var ya yani orada evet. dövüş Tabi biraz o, o, o ilk 10 kısmı biraz ölü oldu bu sikletin. Orta siklette bence öyle bir sıkıntı var ama yeni gelecek kişiler de var yani. Var var ama burada şey aslında Jack Hermanson'la karşılaşacaktı. Ha Brandon Allen 10 numaralı Hermanson. Ya gene bir Hermanson'la karşılaşsın. Bir karşısına alsın madem şans triklendi falan. Yani sonra şans bir, şans bir izi. yaptılar bu arada. Şans, şans triklendi onu nakavt etti. <laughs> Heh, mesela yani hani <laughs> tam, onu unuttum ben. Onu alsın. Ne bileyim. Yani buradaki hani orta siklet tamam. Hani bir, ilk 10 biraz daha boş diyorsun. Okey. Ama öyle bir seviye farkları var ki yani Robert Whittaker'la Dirkus Duplessis'i dövüşecek. Robert Whittaker'dan bahsediyoruz falan. Whittaker kitledi zaten ilk iş. <gülüyor> <gülüyor> yani <laughs> yani, <laughs> yani iziye ya benimle dövüşeceksin ya benimle diyor yani. yani hani, tamam. Poatan gitti üst siklete. Ee, daha yolu var ya yani Topur'ya gibi değil kesinlikle tabii ki. Yani, Topur'ya şu an yarın kemer maçına koysan niye burada deme, ben Aslında, demem açıkçası. Ama evet. Brandon daha daha dur yani hani evet. ya Bence bu sikletin kurtarıcıları biraz güreşçiler olacaktır. Orada o yönde bir eksiklik var. İşte Bonnickel gelebilirse ya da Hamzat Çimer gelebilirse bence biraz daha canlanacaktır. Anca öyle bir şey lazım. Ya Hamzat bir yere gelsin de her yer bir canlansın o ya. O gerçekten. da çok soruluyor mesela. Bir, bir yıldır dövüşmüyor. Neden hani olmuyor? daha çok UFC ile alakalı bir durum. Onu artık nereye koyacaklarını şaşırdılar. Evet, hani böyle bir rehavet durumu şaşırdılar. oldu ki. Acaba bir 170'te mi süperstar yapalım? 185 mi diye böyle. <laughs> ama adam yaşlanıyor ya. Yani evet, yeter yani. Bir yıl yaşlandı yaş işte. Yaşlandı yani. Ki bu adam yani maçlarında hasar almayan bir adam. Hamzat. Evet. Yani ben UFC'nin yerinde olsam yılda üç kez dövüştürtmeye çalışırım. Hani üç fazla olur belki ama. Yani en azından 2 kez. Yani her yıl bir tane mi Hamzat maçı izleyeceğiz yani. Hani o dövüşür yani dövüşmem diyecek biri de değil. Değil ya bir şekilde anlaşamıyorlar. Ben, ben de nedenini açıkçası bilmiyorum. Ee, neden olmadığını. Bakalım yani onu da bir sorularda da gelmişti ona öyle bir cevaplanmış olduk kısaca. Hı -hı. Alt karttan biraz bahsedelim isterseniz. Anıl ana maçında Neil Magny ile Neil Magny karşılaştı <laughs> gibi bir şey oldu. Neil Magny evet. Çok benziyorlardı yani hem saç stilleri aynı, boyları aynı, Kesinlikle. reachleri aynı. <laughs> Bir an böyle bir kafa karıştığını oluşturdu. Hakem puanlamasını müdahale etti mi olay bilmiyorum ama hani dövüş tarzları olarak da biraz şeydi. Puanlama da bunu gösterdi. Kaybeden olmayan kaybedeni bir maç gibi bir şey. Evet. Sonuç <laughs> yani olarak. <laughs> her türlü Neil Magny'nin kazandığı <laughs> evet. bir karşılaşma. Sonuç olarak Neil Magny kazanmış oldu. Yani yine yanılmadı. Bu arada ama. Rova da gidebilirdi maç evet. açıkçası. Ama şey evet bir ayna efekti oldu orada açık e, şey geçtiğimiz haftaki bizim kapağı evet. Hamzatlar <laughs> <laughs> <Ben>, gibi <laughs> evet, Magne Neil... evrenine giriş evet. şeklinde ben de şaşırdım yani. yani hakikaten çok benziyorlar. Evet. Ee... Anlatırken sıkıntı oldum bilmiyorum. <laughs> onu Dövmeler vardı. Neyse ki alt kartta onu anlatmadım ha, ben. Doğru evet. Alt karttaydı. <laughs> Ama ya tabii ki hani izledim. Yani dövüş biçimleri de hani bir yerde benziyor falan. Grappling katıyor, vuruşları katıyor Rove'da. Ee, çok acayip bir maçtı. <laughs> hani böyle <laughs> iki benzer dövüşü bulmak kolay değil ki. Neil Magny zaten... Bu siklette benzersiz olmasıyla ön plana çıkan hani vuruş mesafesi, e, boyu itibariyle onun evet. aynısını bulmuş olmak evet. <laughs> bayağı bir iş. Neal Magda türünün artık son gatekeeperlarından biri. Azaldı sikletlerde. O da kolay kolay bırakmıyor işi yani. Yok. Böyle, bu Zaten CSP'den fazla galibiyeti vardı galiba. Evet geçti diyebiliyorum ben geçti, de. Geçti üzerine de ekliyor şimdi Flip Hatta maçın başında direkt sayısını şimdi hatırlayamıyorum ama. Veltel Siklet'teki en fazla Significant Strike üreten ya, o dövüşçü onda. oldu Kamur Usman'ı geçerek. tabii her maçı böyle 5 round, 3 round sürdüğü için doğrudan oradan ya, bakmak ya. lazım. O da bir tartışma konusu işte hani daha uzun süre dövüşen dövüşlerin böyle rekorları kırması hani hmm. aslında Hall of Fame'e girmeye hak ediyorlar mı diye soru işaretleri oluşturuyor. Orada lazım. şeye bakmak lazım, dakika başı vuruşa belki evet. bakmak lazım, ee, oradan var. fark olabilir öyle ilginç bir maç oldu. Onun dışında bahsedebileceğimiz Randy Brown da hani o sikletin Hı -hı. önemli isimlerinden biri ki o da fizik olarak <laughs> diğer ikiliye de benziyor aslında. O da uzun boylu, <laughs> uzun menzilli biri. O da e, tam ortak kararla Wellington Turman'ı mağlup etti. Ya, onun dışında alt kartta çoğu maç kararı, hakem kararı evet, kaldı. Evet, ilginç oldu. Yani e, ana karta da geç girdik zaten. Evet, yani, bir türlü Neyse bu orada bir Mathew ee, Rebetski kurtardı. Ha, evet. kaldı da biraz <laughs> o da sınanlıydı. güzeldi bayağı. Bir tek o zaten e, hakeme Sanırım. gitmeyen maç. <laughs> evet evet tek o. Yani dövüşçü röportajı falan hiçbir şey kalmadı. At at at. başta başla 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 yani. yani <laughs> reji, reji orada muhtemelen yani sok sok sok. Sıradaki dövüşçü falan. Hepsi hakeme gidince. Gene de bir 15 dakika. iyi iyi yani 15 dakika geç girmek iyi yani bu, maç. bu yani, kadar hakem kararına giden maç. Yani UFC Böyle bitirmiş oldu bu etkinliği. Bence çok keyifliydi. Bilmiyorum. Çok iyiydi. Yani ABC'deki kartlar böyle oluyor yani. hani Hakikaten hepsi keyifli oluyor aynı zamanda. Hem de izleyebiliyoruz rahatlıkla bu saatte. Evet. Ee, onun dışında PFL'in bir e, etkinliği oldu hafta sonu. Ona da kısaca bir değineyim. Ee, Anamaş'ta maçta o ben Mercy'e kazandı yine. O PFL'de şu an hiç yenilmez olarak devam ediyordu. Buna. Yani UFC'den ayrıldıktan sonra kariyerini bayağı bir yükseltti güzel bir dizi dizknockout'uyla kazandı. Ondan daha çok konuşabileceğimiz nakat Sadi bu say olması lazım. Onun dönen tekmesi. O ya da PFL şey. tarihine geçen nakatlardan biri oldu. Evet. Ee, spinning kick de kazandı. Ya biraz bana hani çok güzel gözüküyor. Ama ya Mitchell'a da sorusun var. Nasıl yedim bu tekmeyi diye. Yani hani <laughs> sanki şey böyle yavaş, yavaş şekilde geliyormuş gibi evet. tekme. Hani buraya da koyarız tabii ki. Ama çok şık bir knockout oldu tabii Ya tam oturttu. Evet. öner tekme ayağı tam oturttu yani yüzüne. E, muazzamdı. Onun dışında da bir skandal karar vardı. Evet. Şu, bir, düzeltiyorum. PFL'in bir zaten skandal diyelim PFL'in yani. playoff sistemi var böyle ilginç. İşte puan toplayarak giriyorsun. E, son sezonun artık ortasında mı geldi şeyin Burgos bilmiyorum ama iki maç yaptı sadece. Birini i̇şte play zaten playofflar başlayacak zaten. Aynen, <laughs> bu zaten bitti yani normal sezon bitti. Playofflar başlayacak. O işte Oban Mercier'e kaybetti ve dün, e, bu son eventte de kazandı. Birebir şu an PFL'de. Yani normalde playoff'a girememesi lazım. Hı hı. Ama e, o sikletteki playoff'a giren iki kişinin maçını beğenmedikleri için, yani yeterli performans bulamadıkları için evet. onları playoff'tan çıkardılar ve yerine e, Sheinburgos şampiyon koydular. şampiyon zaten, Nathan Schult. Ha, evet bir de evet. Şu an son kazanan yani. Evet o kiminle? E, Roush Manfio ile karşılaştı. O çok acayip bir hikaye yani hani... E... İstersen sen anlat ya da ben anlatayım bilmiyorum. Anlat sen Anlatayım sizin e, yorumlayalım. Ya Manfio ile ATT'den American Top Team'den takım arkadaşlar. En iyi arkadaşlar ikisi. E, sürekli antrenman yapıyorlar. Hani birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Aynı zamanda Schulte, Schult, e, Nathan Schult zaten PFL'in iki sezon şampiyonuydu. E, kızının vaftis babası. Eee... Manfio'nun. Yani öyle bir yakınlıktan bahsediyoruz. Sen bu adamları kafese koymuşsun zaten. Hani dövüş demişsin. Ya zaten birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Ya çok zor bir şey yani. Dövüşçü olduğunu düşün. Ee, en iyi arkadaşın var karşısında. Yani. <laughs> hem dövüştürüyorsun hem de beğenmiyorsun dövüşü. Hem de dövüştürüyorsun beğenmiyorsun. Hani bu bir de şey hani o menajeri konuştu. Ee, Manfio'nun. İkisini de bu arada attılar PFL'den. Yani Manfio'yu sezondan attılar galiba. Şultu bilmiyorum. Eee ya bu tür maçlarda çıkabiliyor bu arada açıkçası hani MMA'de hani bir şeyin olmadığı iki tarafında birbirini iyi tanıdığı ama burada bir duygusal tarafta olmamasını beklemek çok zor. İmkansız. En iyi arkadaşınla dövüşüyorsun. Bir de hani vaftiz babası nasıl diyeyim? Titri, Kızı ne diyecek titri falan. Da. yani <laughs> onlar için çok önemli bir şey. hani sadece o bile belli bir nasıl diyeyim belli bir vahşete engel oluyor yani kafes içinde. Hele bir de daha yani geçmişe dayanan hani en yakın arkadaşlar, şunlar bunlar. Yani ne bekliyorlardı ki acaba diye bir asıl PFF'yle de sormak lazım. Ama tabii bunlarda profesyonel Hı. dövüşçü... ...onlar da diyecek ki yani sonuçta paranızı alıyorsunuz dövüşün. Evet. Yani değişik bir dengesizlik var. En başından eşleştirmemek en iyi seçim olabilirdi. Hiç böyle şeylere kal gerek kalmazdı ama oldu bir kere artık. Burada şey durumu var. Yani hani ortada hani illegal bir durum varsa. Hı. Tabii. Zaten komisyon devreye girer. Hani burada bir bu maçta bir tuhaflık var diye bir araştırma yapar. Yani komisyon devreye girmeden PFL'in böyle bir karar alması hani garip bir durum. PFL'in ama kontratlarında şöyle bir madde var işte. E rakibi değiştirme hakkına sahip. Hani kontrat kontrata karşı bir şey yok PFL'in yaptığında. Playoff'a işte Schulte aldı oradan Burgos attı mesela hani. O kadroyu değiştirdi. Dörtlü kadroyu. Yarı finaller oluyor işte playoff'ta. Yani böyle bir garip. Ya yani Ben formatı başından beri hani sevdiğimi söyledim. Çünkü ilk round'da knockout yaparsan ya da submission... ...artı üç puan alıyorsun. İkinci round'da artı iki. Üçüncü round'da yaparsan artı bir puan alıyorsun. Bu da dövüşçüyü zaten bitirişe teşvik eden bir şey. Ee, yani Olivia Ben murseyin de bir bitirici haline dönüşmesi de... ...belki evet, hani bununla tamamladım. alakalı. Ama orada işte yani normalde işte basketboldan ya da diğer sporlardan bildiğimiz gibi playoff'ta 1-4 ile eşleşir 2-3 ile eşleşir. Hayır bunu da kafasına göre eşleştirebiliyor mesela. <laughs> yani tamam güzel bir sistem kurmuşsun doğru düzgün ilerlesin. Evet biraz oyun çok oynamaya başlamışlar. Ya da bunu böyle yapma hemen laps diye kararı alma. bir Madem kendi içinde soruşturma aç bu maç üzerine hani ne oldu ne bitti diye. Komisyon açısından bir sıkıntı yokken senin açından dev bir sıkıntı. Bu bunlar şey durumu. Ya biraz organizasyonun ne denir itibarını, kredibilitesini de etkileyen mevzular bence. Hani dövüşçü sana güvenmiş gelmiş, sonra kazanmış da hakemler tarafından sen onu geri alıyorsun. Yani Dana White bile yapmıyor. <gülüyor> 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 o da çok hani itiraz eden şeyi ben dövüşler yeteri kadar dövüşmezse çok rahatsız oluyorum. Ha Bunun bunu söylüyor ama, ama böyle, böyle bir şey, şey yapmak ha. yok yani denewhite'la. Yani. Çünkü değil komisyon yani. buna karar veriyor. Yani hani ama memnuniyetsizliğini tabii. evet söylüyor Dana White. Bence şeyin burgos'u sokabilmek için böyle bir <laughs> <laughs> Tabii Shane burgos daha ya. isimli bir dövüş. Süperstar. Konumunda olduğu için artık geçmişten ayrılmış biri olarak. O da olabilir nedenler arasında. Ben onun daha çok mümkün görüyorum. Ya öyle ilginç bir konu. <laughs> Onun dışında MMA gündemine daha bomba gibi giren başka bir olay daha şok, var. Şok 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 evet. Aynen. Elon Musk Mark Zuckerberg karşılaşması bekleniyor UFC tarafından. Denemeyle gerekli şeylere başladı herhalde bilmiyorum. Sen olayı anlat istiyorsan biraz. Hani nasıl başladı ve bu noktaya geldik? Valla bir sabah uyandık bizde. de. <laughs> yani içerik bakarken acaba neler üretebiliriz şu bu bir anda <laughs> karşımıza. Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in böyle bir atışması düştü. Yani benim gördüğüm ilk bir Elon Musk bir mention atıyor ama ve alakasız 2-3 Twitter hesabı kendi aralarında geçen bir muhabbete eğer o okey veriyorsa ben de tamam diye bir giriş. Sonra bunun screenshot'ını Mark Zuckerberg alıp Instagram'ına koyuyor. Tabibin kültleşmiş sözü. Bana konum at ile send me location, send me location ile ee, bunu Elon Musk'a atıyorlar. Bu gerçekse ayarlayalım diyor. işte insanlar diyor işte gir bak Instagram'ında kendi koymuş falan filan. Sonra da tabii ki durur mu devreye Dana hemen giriyor. Yani evet. iki tarafla da konuştum ikisi de çok ciddi diyor. Hemen tişört bastırmış kendine işte Zuckerberg vs <laughs> evet, Musk evet. diye. UFC'yi koymuş. Yani başka hiçbir başka organizasyona bırakmayacağını hepimiz biliyoruz zaten. Hayır, Bu etkinliği. hayır, etkinliği. Ha, tabii biliyor. işte toplanılan para hayır amaçlı kullanılacak falan filan. Yani Marcus Zuckerberg'in BJJ yaptığını biliyoruz. Elon Musk da bir tık ondan yüksek bisiklette gibi acaba nerede buluşacaklar? Nasıl bir maç olacak? MMA evet. mi olacak? Sadece grappling mi? Boks mu? ...nasıl bir promosyon, nasıl bir karşılaşma hiç Olacak bilmiyoruz. Mı yani? Olacak <laughs> mı da önemli. <laughs> Hatta alt kartlarına da böyle başka teknoloji devlerinin... ...böyle biraz troll devlerin <laughs> hmm. yazılacağı... ...ya da genel olarak böyle bir troll YouTuber'lar... ...şunlar bunlar hani sahip. değişik bir kart bekleniyor. Hemen de e, John Jones Mark Zuckerberg'e yazmış... ...ben senin antrenman koçun olurum. GSP'de Elon Musk'a gitmiş... ...ben senin antrenman koçun olurum diye. Koçlarını da buldular diye... İnsanlar dana gazladı. Vallahi değişik bir ortam oluştu bir anda ama hala gerçekçi gelmiyor tabii. Ee, gerçekçi evet gelmiyor <laughs> ama yani ne bileyim ben. Marxuker bak bir ara onun e, antrenman videoları çıkmıştı. Yani Gigi su zaten evet. yapıyor da vuruşları falan da fena değildi evet. bu arada Marxuker. Bak yani direkt maçı tartışmaya başladı. <laughs> Analiz falan da fena değildi. Başladık. Ama e, Elon Musk'ın e, dayanıklılığına ben <laughs> diyeyim, güveniyorum <laughs> ya ama onun dövüş Bilgisine dair hiçbir verimiz yok. Yani bilmiyorum ben hiç karşılaşmadım. Bir de aralarında yaş farkı da var. çok Elon Musk bayağı galiba. uzun ve kütleli bir insan onu biliyorum Belki sadece. Yani ona yani Ona güveniyor hani. Yani <laughs> maçın open weight olması lazım evet bu açıdan. Bu arada yani Twitter'la Instagram'ın kapışması aynı evet, zamanda tabii. bu. Daha önce Elon Musk'ın hani Instagram insanları depresyona sokuyor gibi... ...bir açıklaması vardı. Hani... ...Instagram'a dair, Facebook'a dair... ...ya benim Facebook'um yok bile... E, ...demişti. Hani Zuckerberg'e... E, attı ...daha önceki yıllarda hani... ...işler vardı. Ya şey... E, ...sözler vardı. E, SpaceX'e, bu arada Elon Musk'ın... ...projesine de Zuckerberg... ...laf atmıştı yani. Evet. yani. onun başarısız bir... ...kalkışı vardı galiba. Hani buradan... ...dönen bir şey var. Asıl mevzu da şuradan... ...çıkıyor olabilir mi acaba? Çünkü... Twitter'a e, rakip bir e, platform kurma peşinde olduğuna dair haberler var. Bak bak bak. E, <laughs> yani Zuckerberg'in. Biraz oradan da e, işin altyapısında oda mı var acaba e, diye bir düşünce var. Elon Musk zaten Twitter'ı aldığından beri e, bayağı bir eleştiriliyor. E, bu açılardan da yani gerçek e, bir para maçı olur. Evet. O yüzden, onu düşünelim isterseniz. Ya yani Bu maç nasıl olur mesela yani... Dolarlardan bir kafes falan ne bileyim e, round aralarında dolar seyirciye yağsın evet, mesela. Tam Donald tarzı Trump tarzı bir şey aslında ama böyle bence de olabilir yani şey. şovu katabilmek adına bir şeyler lazım tabii ki. Çünkü dövüşü çok keyif alacağımızı sanmıyorum yani. Dövüşü ama şey Dana White'ın dediği şey doğru. Bu tarihin maçı olur dedi mesela. E, bence de olur bu. Hani. Kanır Habib'i geçer falan diyor yani. Evet 3-5 katı olarak... pay per view satar Bu demiş. Bu arada geçebilir. Satar İzlendiği da olarak zaten. Olarak olabilir. Yani İzlendiği tamam oluyor. MMA ile ilgilenen bir kitle var. İşte Kanır'la ya da Habib'le ilgilenen bir kitle var diyelim. Ama burada dünyanın en zengin iki insanı, e, zengin insanlarından ikisi karşı karşıya geliyor ve bunu bunları bütün dünya tanıyor. Yani Elon evet. Musk'la Mark Zuckerberg'i ve hiç alakaları olmadığı bir yerde birbirlerine vuracaklar. Ne güzeldi yani, yani. Sokakta herhangi bir kavgaya bile hemen kilitlenen genel olarak insanlar olduğumuz için... ...bu dünyanın en tepesindeki zengin insanların birbirini Abi dövmesini de, evet. bütün dünya izleyecektir de herhalde. Bir sosyolojik <laughs> evet. da var yani. <laughs> bütün zenginlere buradan sözümüzdür hepiniz <laughs> e, M&M'ye davet ediyoruz diye yani. Hepsi dövüşsünler mesela evet. yani hani güzel olabilir. Halka inmek falan gibi. Ben mesela düşünüyorum <laughs> bu ikisi kapışırken hangisini daha çok dayak yemesini istiyorum mesela diye düşündüm. İlan maske karar verdim ben. Açıkçası. Neden mesela? Evet. Ya ben özellikle Twitter'a yaptığı müdahaleler ve Twitter evet. kullanıcısı olarak hani attığı tweetler falan çok antipatik geliyor bana bilmiyorum. Ya. Evet. Son hareketleri yani iyiydi. özellikle. Bu arada yapay zeka üzerinde de bir çelişiyorlar. Yapay zeka'nın tehlikeli olduğunu düşünüyor Elon Musk. E, Mark Zuckerberg o tarafta değil. Hatta bu ChatGPT'nin ee, nerelere girdik ya yani hani, e, fa Ama şey isim olunca da teknoloji dijital <laughs> e, programına <laughs> hoş geldiniz. Evet ee, ya ChatGPT yani herhalde herkes biliyordur artık diye düşünüyorum. Hani onun aslında ilk atılım aşamasında Elon Musk var. Sonra bu bu projeden çekiliyor. Sonra ChatGPT alıyor yürüyor zaten yani. hani Oradan da bir şey olabilir tabii ki ee, bir sıkıntısı olabilir tabii yapay zekanın tehlikeli olup olmayacağı günümüzde zaten hani çok tartışılıyor. Mark Zuckerberg ise bunun tersi taraftı. Ee, Wimbledon'da da yapay zekaya <laughs> benim mesleğe de geldi bu arada. <laughs> evet. Yorum yaptıracaklarmış. Ee... Maç, İyi özet, mi maç özetlerini <laughs> bilmiyorum. Ben merakla bekliyorum. Ya yani benim mesela şey e, heyecanlandırıyor. Yapay zeka ile ilgili herhangi bir haber. E, belki bundan önce bizim mesleğe de gelmemiş olmasıyla <laughs> evet. alakalı. Bizim mesleğe de gelmiş. Yani <laughs> i̇şte, maç de. özetlerini yorumlayacakmış. E, Wimbledon'u kaçırmayın diye bir <laughs> <laughs> Temmuz'da işte, başlıyor. başlıyor. E, hakikaten merakla bekliyorum. Yani nasıl olacak, nasıl bitecek? Belki söylenmeyenleri söyleyebilir. Belki evet. Yani. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Öyle bir şey var yani. Böyle bir argo yorumlar Tabii. falan yani. Burada da yani leş gibi vurdu topa falan. <laughs>. <güler> ya olabilir. nereden evet. nereye? Yani sen necisin? Elon Musk mı Mark Zuckerberg? mi? ben spor kazansın istiyorum. <laughs> <Spr> <laughs> spor kazanmayacak bence. kazanacak zaten yani. Bir şey. MMA. Um, ki yani asla hiçbir tarafa yakın değilim yani. Gerçekten herhangi bir sempati beslediğim bir yer yok. Belki gerçekten ayarlanırsa o zaman düşünürüm yani. Hani o da hmm. maç, yak maç yaklaştıkça zaten farazi. Trash bakarım diyorsun. <laughs> Tabii yani, evet. Hani kim, diyorlar? bir... <laughs> kim kiminle çalışıyor? <laughs> Kampları nasıl? Kesinlikle. Takımları nasıl? John, bir taraf John Jones bir taraf GSP olsa inanılmaz olur. Evet mesela olur orada bu arada. da ayrıldık. Mesela John Jones'u daha çok seviyorum GSP'den ama hani Zuckerberg'i daha az seviyorum Musk'tan ama hani BJJ yapması Zuckerberg'i sevmemi nasıl diyeyim biraz daha sempati besleme sebep oluyor. Ama Elon Musk da şimdi hiçbir şey olmadan girip yenerse... Evet. ...sansasyonel olur yani. Bakalım. Uzay projeleri çekici benim için de Elon Musk'ın. <laughs> ee, Mark Zuckerberg'in yüzü de böyle mimiksiz falan yani. Hani böyle yani bir robot tarzında tarzıları. Evet. Yani Musk daha troll bir insan o yönden de daha <laughs> bir sempatim var. İkisi de kaybetsin. Evet bence. o da daha Olur. Yani <laughs> Oradan da aş aşırı <laughs> evet. No contest bir Tabii. daha falan. Aşırı zenginler abi. İkisi de <laughs> kaybetsin yani, yani orada... No contest olmasın bu <laughs> <laughs> Yok evet şimdi ikinciye gerek yok ya. Yani. Evet ee, para konuşturur. <laughs> Bizi de bayağı konuşturdu bu konu. Ya yani onun dışında biraz MMA gündeminden çıkmış olduk ama geri dönelim isterseniz. Seyircilerimizin sorduğu soruları cevaplayalım biraz da. Hı, -hı. Direkt başlıyorum ilk soru. Yiğit Kağıtçı sormuş. Size göre UFC tarihinin en skandal hakem kararı neymiş? Onu çok. Evet, ben biraz baktım buna. Yani. Çünkü her hafta oluyor zaten. Evet, hani evet. Yani çok Geçen hafta mesela yani. Kit Peterson bile, e, geçen hafta kimlerin alt karttaydı, kimin maçı olduğunu hatırlamıyorum. Yani tap ha, yokken evet. maçı bitirdi, no contest oldu sonra maç. Ben yani aslında şey olarak düşündüm bunu, hakem karar puanlama olarak düşündüm ama... Ha yani puanlama ha olarak? Ha Bilmiyorum, yani net bir belirtilmemiş ama... Puanlama ha. olarak çok var zaten. Yani evet, puanlama evet. olarak benim aklıma çok fazla gelmiyor ama e, evet orada belirtilmemiş. Hakemler. Oh, puan yani olarak. Olan şüpheliler var. Mazagatti var. Evet oh. Steve Mazagatti zaten e, Dana zaten... White'ın tabiriyle <laughs> e, gördüğüm <laughs> en kötü hakem. Mazagatti şey yani rakip ölmedikçe maçı bitirmeyen bir hakem. Bunların savaşçı ruhlarını <gülüyor> 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 oktagona yansıtmaya fırsat i̇şte senin, veren bir insan. Ivan Dragon'un ünlüsü var ya if he dies he dies. Mazagatti de aynı old mentaliteyle <gülüyor> çıkıyor <gülüyor> aynen. Ölürse maç biter yani Mazagatti'nin şeyi. O hakeme gerek yok ya yani sana. <laughs> bu arada şey e, birkaç baktım ben. Dediğin gibi yani bu puanlama mı puanlama da çok fazla var zaten. Evet. E, Hah Frank Calazzo diye geçen bir hakem vardı ya Fury organizasyonunda. Onu da. direkt kapak yapmıştık zaten. Onu program. kapak yaptık hatta. <laughs> hakem Kapağa hakem koyduğumuz tek program oydu zaten herhalde. Öl, Ölecektin işte, neredeyse. O korkunçtu. Yani ölmesi bir yani nefessiz kalıp yani beynin beyin ölümü gerçekleşip ve yatalak bile kalabilir. Yani saçma evet. sapan yerlere gidebilecek bir andı. Neyse ki, neyse ki hiçbir şey olmadan kurtuldu da. Neyse ki o Triangle'ı bıraktı rakibi, armbara geçti evet. ya. Yani yoksa neler olabileceği yani hakikaten şüpheliydi. Şu anda ne oldu? Herhalde onun soruşturması vardı. Aldılar galiba onu hakemlikten ama. Bilmiyorum i̇şte ondan gibi. sonra da bir evente çıkmıştı yani ondan sonra i̇şte taze yani e, onu e, daha halde. kim millet fark etmeden evet. UFC'ye gelmişti orada UFC 267'de vardı e, Elize Zaleski dos Santos da e, Sen Benioğlan maçı o hakem zaten olay oldu neydi onun ismi bir açıslap olay evet evet o anakartta maç yönetecekti sonra. Ee, oradan aldılar yani. Organizasyon içerisinde hani bu olan bir şey değil. Yani gece içerisinde o kadar kötü bir maç yönettik. Yani bitirmesi lazımdı yani. Beni deninin ömründen ömür gitti. Hatta Dos Santos bakıyordu hakeme falan hani bir bitirsen mi acaba diye. O üç roundu çıkardı sen döni. Puanla kazandı Dos Santos ama o hakemi çok eleştirilmişti. İsmini de bulacağım dur. Ya onun dışında ben düşünüyorum. Via Kiselev. Hı. Heh, tamam. Ee, orada Volkan Özdemir'le Muhammed Magomed Ankaleye maçı vardı ana O maçtan aldılar hatta yani o Hı -hı. kadar kötü bir maç yönetti. Öyle yani puan içinde benim şu anda net yekten aklıma gelen ya çok fazla var. En son, mesela aynı bölümde yani. Vera'yla Sendiğin maçına bir Veraya vermişti mesela. Ha o da mesela yani, skandal. Tam kazandırmadı mesela. en azından ama ya yani o normal bir şey değildi de. Tek yani. tek bu Mas anlamda Masvidal'e de şöyle bir veren vardı galiba. Şey, Masvidal maçı vardı. Çok eski bu gerçi ama. Hmm. vermişlerdi. Masvidal knockdown falan yapmıştı. Acayip domine etmişti Hı. maçı. O da garip bir maçtı. Evet, çok Yakın bari. zamanda yani bazıları tartışmaya çıkıyor ama ben Petri Yan'la Şanomali maçına katılmıyorum. Yani <laughs> ya o, o yine çok skandal değil. Oraya, yani oraya dönmeyelim işte. Onun dışında aklıma ya, bir Pedi şey Pimlet, Gordon değişikti. Yani. Aa, evet o olabilir. O, on skandal olur. O net. Bence <laughs> ona kadar o skandal oldu. <laughs> Mesela şimdi bir an eski konuya değinmiş oluyor Mesela bir ara Pedi Pimple'de ile Topuri'yi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlardı. Pedi Pimplet'in hayatı size... için kötü bir şey olurmuş. Yani onu izleyenler Kariyer, şu an anlıyor. Kariyerini geçtik. Evet yani. yani artık hayatı tehlike Peki. yaşıyor olabilirdi yani. Bu hakemlerle bir de. Evet. Yani bitirilmemeli. Ya bir de en yakın bir de yani kemer maçından bir aklımda kaldı. Hani zaten o maç da maç diyemeyiz de Namayunas Esparza maçında da hani öyle bir maçta kemerin el değiştirmesi. Tabii o da var. Garipti yani. Korkunç bir şeydi ya gerçekten. <laughs> ya o maçın kötülüğünden kaynaklı da biraz da. Evet. Bir hani ama bu bir Namayunas'a ceza mı? Ya da bize, cezaysa bize niye ceza. Bize ona ceza, ceza. Esparza'ya niye bize ödül yani. var falan değişik bir denklemde o da tamamen bir skandal yani. Genel olarak bir skandal o da. Tabii. Maçın kendisi skandal. Evet. zaten. <laughs> evet. Burak Koç sormuş. İrini sakatlığı atlattığı söyleniyor. Hilda kemerini korumadı ve 20 maçı daha açıklanmadı. Yakında ve Poatan yan maçı da var ama başka bir üst sıra maçı yok. Hafif orta siklet sikleti neden bu kadar diye sormuş. Yani bu hafif asiklet için çok fazla soru vardı. Bunu bir değerlendirelim. tek bir soru aldık. Bunun harbiden merak ediliyor. Yani evet değişik bir dönemine denk geldi. Cemal Elin de geçen böyle bir kilolu fotoğrafı falan çıktı. Hani ben o da de değişik bir ya. formda. <laughs> hani o da mı bu sikleti bırakıp gidecek acaba diye düşündürdü bir. O da bana da rakip vermediyse o da koy vermiş <laughs> herhalde artık. Ama yeriyle hil olacak öyle evet. gözüküyor yani. yani o an, da o şu anda. Öyle gözüküyor. Onu herhalde bir köpürtüp bir üç maçlık bir seriye olarak verecekler herhalde bu kadar az bir contender'ın hmm. olduğu siklette. Değişik hmm. yani. Tuatan geliyor işte buraya. Evet. Ankale'ye arada kaynadı. Ankale'ye fena yediler ya Ankale'ye. Evet, yani yani. Sonuçta kaybetmedi en azından. Berabere dediniz. En azından beraber, kemer maçında beraber çıkmış birinde yani bir şans daha bulması gerekiyor kesinlikle yakın zamanda. Şans değil, rakibi yok şu anda. Evet, rakibi. Evet. Hani... Bir de Rakic de var. Mesela o sakatlandı işte en son. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Rakic'e de rakip yok şu anda. Evet. Şu an bakıyorum ben. Yan ee, Blahovic'de işte Alex Pereira, Poatan karşılaşacak. O müthiş olacak bu arada. UFC 291, çok evet. bir şey de kalmadı. ve ee, rakip yok. Yani yeriyle hili yapacaklar, öyle gözüküyor. Rakic'e rakip yok, Kirillov'a rakip yok. Walker'a rakip yok ama ondan sonrakilerin hepsine rakip var. Anthony Smith, Ryan Spen, Volkan Özdemir, Azamat Murzakanov, Paul Craig, Andre Muniz. Hadi böyle sayar sayar gideriz ama e, onlar da kemer için e, Düşüş var ya, iddialı spekli. isimler değil mesela. Evet. Öyle bir sıkıntı var. ya yani Kirilov mesela iyi gidiyordu. Ona da bir rakip gelse iyi olabilir. Bayağıdır UFC'de olan biri olduğu için çok şampiyon olabilecek biri olduğunu Çoğu kişi düşünmemişti herhalde. Ya öyle bir işte, işte John Jones diyoruz. Hep o bıraktıktan sonra bu siklete, hakikaten bir böyle evet. bir gerçek şampiyon çıkmadı yani bu sikletten. Yani, ee, belki Yuri olabilir tabii. Hilli de tekrar kemeri alırsa olabilir. Yani bir yer hani John Jones sikletin kralı iken hani temizledik temizlediği insanlar da hani John Jones olmasa muhtemelen şampiyon olacak insanlar da orada ve evet, hani tabii. genel olarak neredeyse çok uzun bir süre UFC'nin en rekabetçi en kalite içeren de diyebiliriz belki. Şu an belki ondan sonra çok büyük bir boşluğa düşmüş olması hani dikkatleri çekti. Yani orta siklet de hani izi temizlediği için herkesi kitlendi aslında. Hmm. Oraya da yani paralel bir boşlukta ikisi de. Evet. Ama tabii şimdi tüy siklet, hafif siklet, velter siklet o kadar kalabalık ve o kadar kaliteli ki yani bu, bu sikletler orta siklet ve hafif siklete ilgi az yani var bir, bir prospect bir wonder kit falan çıkarsa iyi olur UFC evet. için de genel olarak iyi olur ama şimdilik zor gibi gözüküyor. Hadi orta sikret diyoruz iz yani önemli büyük bir şampiyon. Tabii bir rating getiriyor. Getiriyor yani burada da işte John Jones döneminde de son dönemi diyorum yani sen güzel özetledin zaten. Ee, şey hani dominasyondan dolayı bir sıkıcılığı vardı sikletin ama gerçek bir şampiyonu vardı. Gerçek derken yani herkesin hiçbir soruya tartışmasız, e, tartışmasız. Ve maçlar da son maçları olmuyordu. yakındı gerçi ama yani e, buradaysa Cemal'i şampiyon ondan önce Teşere şampiyonu ondan önce Vlahovic şampiyonu kararsız kemeri veremedikleri bir maç oldu ha, yani. giriş lanet şampiyon. gibi yani sürekli böyle bir el değiştiren bir kemer var e, Ankale şansını kullanamadı bence ki gene gelebilir Ankale ye. ya işte Poatan geldi buraya bakalım biraz ama karıştıracak inşallah. Poatan'ın için de kolay bisiklet değil bence açıkçası. Yani tamam. bir de Jan Blahovich. Ya yani hiç kolay bir rakip değil. Çok uzun zamandır düşünmüyordur o bence. Yani Jan Blahovich'i yendim, sonra Kemer maçına çıktım, kazanırsam kazandım. İşte ondan sonra da artık bırakırım mı evet, bilmiyorum. Yani yaşlı zaten. Yani, yani yaşı yani var. Ya, da... 40 yaşında gerçi ama evet, o bırakacak biri yani. değil. Burada göreceğiz işte bu siklette Poatan ne yapacak? Ay bisikletin en büyük ikinci konusu diyelim hadi hadi yerinin geri dönüşü bir diyelim. İkinci konusu Poatan. Yani alt sikletten gelen <laughs> bir adam yani. yani. dolayısıyla evet siklet gerçekten sıkıntılı bir durumda. Hafif ağır. Şimdi UFC yeni biriyle imzalamış diye duymuştum. Kickbox'tan gelen bayağı iyi biriydi. Şu an ismini hatırlayamadım Hı. ama daha önce Alex Pereira ile iki kez üç kez falan kickbox'ta maç yapmışlar. Acaba hani Izzy Pereira hikayesinin ona benzer başka bir hikaye daha mı geliyor diye düşündüm. Olabilir. Şu an ismini hatırlayamadım. Ya yani burada da işte Jimmy Kurut geliyor dedik. Gelmedi. Olmadı, gelmedi. Paul, gelmedi. <laughs> Böyle Paul yok, Paul Craig yok. düştü siklet. Evet. Sağ ha, Paul, Paul Craig'i sayıyor muyuz? Ya, ya o da yani. şampiyonu yenen tek adam ama <gülüyor> nerelerde kadar <laughs> <evet>, <laughs> çok garip. <laughs> doğru. Ee, Vaha sormuş ya da Vaha K mi bilmiyorum artık nasıl kısaltma yapılıyorsa. En çok hoşunuza giden round arası koç konuşması hangisi? Şu an bir tane var zirvede sanki ama evet. onun dışında mı düşünüyorum? Yani onu, onu da söyleyelim işte Leon Edwards'ın. Yani Leon Edwards'ın <laughs> Onu Lionel Edwards'ın hikayesi az izlendi. Hala izlemeyen izleyicilerimiz var onu hatırlatalım. Onu verelim hemen <laughs> Şurada yukarıdan girebilirsiniz. Ee, güzel de video oldu aslında o. Yani orada o konuşmayı da görebilirsiniz. Ya o çok acayip. Rocky konuşması direkt evet. zaten. Yani, filmden alınmış gibi. Başka ne var? Ya onun dışında daha çok hani teknik olarak ne yapması gerektiğini söyleyip onun üstüne hmm. gelmesi konuşmalar o tarzda konuşmalar da güzel oluyor. Hani gaza getirme dışında hani hmm. teknik konuşmalar da düşünce mesela ne bileyim Trevor Whitman'ın konuşmaları da yani genelde böyle tahmin ettiği falan oluyordu diye hatırlıyorum ama. Trevor Whitman. Evet ya ben bu... bir şeyi hatırlıyorum ondan. Usman Burns maçında ilk roundda hani Usman sallanınca bir hani Burns'un bir hafif üstünlüğü olunca hani cebini kullan sen cebin var Niye kullanmıyorsun dedi. Hatırlattı <laughs> çok basit bir şekilde Öyle aslında. <laughs> Cepin var senin. Çok sakin. Sakin, yani sakin. Biraz <laughs> fazla sakin. Evet. Tamam. Çok sakin. Gülüyor ya. Yani ben biraz yani. şey. Pandemi zamanıydı. Böyle şey <laughs> seyirci yoktu. Sakin. Belki ona da işlemiştir <laughs> o küçük minik bir sakinlik. Yo hep var Ondan onda sakin. sonra hani böyle şey sanki bir hani dümdüz bir matematik işlemi gibi orada <laughs> onu dedi. Usman da yaptı. Maçı da kazandı. <laughs> Direkt cebiyle de hani etti. Yani çok basit gösterdiler mesela orada. Onun dışında hani spesifik bakalım. olarak bir şey söyleyeceğim. Ha, spesifik olarak abi sen. Hamzat'ın maçında koçu bayağı bir azarlanmıştı onu <laughs> Ama yani. o azar, azarlanmayacak gibi değildi <laughs> evet. ya o da yani. yani tamam hoşuma, hoşuma gidecek bir şey değil tabii de ilginçti ya. Onu böyle izlerken bir şey olmuştu yani. Onun için de çok aklımıza gelmedi. Biraz hazırlıksız yakalandım ben ee, bu soruya. Bu soruya ben de bir... Yani tarz yakalandım. olarak, hani spesifik olarak şu dövüş şu koç şu round diye hatırlamıyorum ama genelde böyle mesela işte bu maçta bu ana maçta topuruyor. vuruyor Emut maçında Emut'a sonra round öncesi dediler hani ipini kopar artık saldır tarzında hani o konseptteki e, konuşmalar hani maçı da daha güzelleştireceği için benim hoşuma gidiyor açıkçası. Evet yani ama işte son dönem dediğimiz gibi yani o, o en fazla akla gelen. Evet o, o tült oldu person. yani o yani. uzun sürede unutulmaz gibi. Evet çok acayip. Yani diğer soruya geçelim aklımıza gelirse Tabii. geri döneriz bu e Seyircilerimiz yazsınlar. Evet aşağıya. yorumlara da yazabilirsiniz bu arada. Biz, Öyle e bir imkan da var. Hafıza bende zaten çok kuvvetli değil. <laughs> Biz de hazırlıksız yakalandık. Ahmet sormuş. MMA'de Karaciğer'den nakal çok görmüyoruz. Bunun nedeni sizce nedir demiş. Ya bu zor bir soru. Hani bu hakikaten tartışılan bir şey. Yani biz biraz konuştuk girmeden önce Kerem'le. Hani boksa kıyaslıyor herhalde. Öyle düşündük. Hani MMA'yi de ek görmedi. Özellikle deyince. hani Ryan Garcia'nın nakavtından sonra bu konu çok tartışıldı. Hı hı. hı, -hı. Ya yani MMA'de böyle şeyler ya, olmuyor. MMA'de de var tabii ki ama şeyin Burgos'un vardı bir tane galiba. Ben en son şeyi hatırlıyorum. Moreno Kaykara Frans maçında Sanırım tekmeydi o ama hani karaciğere yani o bir darbeydi. Böyle evet, evet. bir knockdown olmuştu. Yani boksta zaten hedef alınabilecek bir baş bölgesi, bir de vücut bölgesi var zaten. Hmm. Hani rakibi bitirmek istiyorsan bu iki yer dışında bir yer yok. Hani MMA'de çok fazla hem bölge ve farklı farklı spor teknikleri de içerdiği için yani hangi sporda daha yakınsa daha hangisini yapmışsa eskiden ona yöneliyor ya da hani ...işte grappler'lar var, üreşçiler var, jiu jitsu'cular var, Bun, yani bitirişler bunlarla da gelebiliyor ya da bitiriş gelmiyor. Yani vücuda çok odaklanılmıyor. Evet, ben tamamen e, çeşit bolluğundan olduğunu düşünüyorum. Ya dediğim gibi zor bir soru. Bu nedenlerden biridir herhalde. Ee, ya yani bir de şey, eldivenler hani küçük olduğu için... Bir de hani petli eldivenle vurunca daha geniş bir alana vuruyorsun aslında. Yani etkisi daha geniş bir alana yayılıyor. Hani bu da olabilir. Bir de antrenmanlar olabilir. Ee, sonuçta hani MMA antrenmanlarında... ...daha farklı bir kas yapısı oturuyor illaki hı hı. Yani komple hani oradaki kas bütünlüğü de tabii ki senin korunma olasılığını arttırıyor olabilir. İhtimalini arttırıyor olabilir. Bir de işte bulduğun bölge, evet. Bir de e, Karaciğer... Ya tamam solar plexu bulduğun zaman hani rakibi yatırırsın aslında tek vuruşta ama o vuruşlar tek vuruşta olmuyor aslında. Genel olarak genelleme yapar. Tek vuruşta da nakalt oluyor tabii ki boksta da. Ama orada bir yükleme yapıyorsun sen. Sürekli gövdeye çalışıyorsun. Bir yoruyorsun vücudu. Sonra bir tane e, ile beraber oradan yıkılıyor. Genellersek yani daha yoğunluk olarak bu şekilde nakaltlar oluyor. Ama tabii ki tam noktasında bulabilirsin. O sinir merkezinde bulabilirsin. Fakat atıyorum şey o yükleme yapılarak mesela DC Stipe maçı geliyor aklıma. Evet o. DC fena e, gövdeye vuruşlarla stipe Hakikaten yükledi, yükledi, yükledi. Gövdeden aslında bir nevi gitti yani hani. De bayağı DC. bir vurdu orada yani orada. Evet. Kimse, düşmeyecek kimse yoktu o, o sonuncudan sonra en azından. Aynen yani tek vuruşta da kimin vardı ha? Jose Aldo mesela. Bunları Aldo, en iyi de, Jeremy Stephens kaldı gövdeden. Ha, evet. Müthişti mesela o ya oluyor ama evet bence de boksta yüzdesi daha fazla. Sayısı daha fazla bu tür e, nak e, bir de e, grappling var yani MMA'de sonuçta. E, hani farklı sporlar. Dolayısıyla hani sen gövdeye yapılan vuruş sayısı daha azdır diye Boksa düşünüyorum. Boksa göre ben. çok azdır çok, yani. çok azdır. Çünkü şey, sen orta tekme attın diyelim. Ya yani illaki yumruk atman gerekmiyor yani gövdeden Hı -hı. yatırmak için. Yakalatma riski var tekmeyi vesaire hani dolayısıyla hani yere gitme riski var maçın. Hani bu da o sayıyı azaltan bir şey. Ee, boksta daha fazla yani vuracağın senin de dediğin gibi bölge az olduğu için daha fazla gövdeye vuruluyor. Burada vuruş sayısı da az oluyor bence gövdeye. Hani daha sert olduğu düşünülebilir. Hani 4-10 eldivenle vuruyorsun. Ama işte tutturmak kolay olmayabilir. Bir de o e, ne denir? Vuruş hacmini yaratamıyorsun işte bokstaki gibi. Hani sürekli gövdeye vurup o yani stipe yaptı DC'ye de yani hani bu kaç maçta yapılabilir ki? Yani sen bir kere gövdeye vurduğun zaman zaten ya yumrukta vuruyorsan bu apar olacak olacak. E, bu defa açık da veriyorsun. Evet. Ee, bu ben sadece de, boks. Bokstaki gibi yumruk değil tabii ki. Oradan bir yüksek tekme gelebilir. Bir sürü şey gelebilir yani. Yani boksta bir de e, daha yakın dövüşlüyor. Gövdeye vuruş atabilmek hmm, nasıl diyeyim? daha bir e, ihtimali var. Yani MMA'de adımlamalar çok yani öyle bir adımlayan insanlar var ki, dövüşçüler var ki bütün bütün kafesi dolaşıyorlar Hı. yani bazen. Ya da geri duruyor bir şekilde, vücuduyla kaçıyor. Yani uzaktan hani o gövde bölgesine uzanması gerekiyor. Orada diz gelebilir, tekme gelebilir. Yani Hı. her şekilde işte o gövdeye vuruşu ararken e, gereğinden fazla açık veriliyor. Bu da olabilir yani. Bir o da olabilir. Bir de yakın mesafe dedin. Yakın mesafeye gelince MMA'de genel olarak klince evet. giriliyor evet. zaten. Evet. Tamam orada da diz şeyi var ama hani klinçteyken o dizi yememek üzerine dövüşçüler de sürekli çalışıyor. Çok fazla gövdeye diz hani görmeyiz hani net diz hani böyle yalandan bir yandan falan vurulur ama net oturttuğun bir diz e, olmaz yani klinçte. Ya ortaya atılıyor diz genelde yani karaciğeri bulmak klinçten evet. daha zor. Ya Pardon. hedef yani hedefleyemeyeceğin bir şekilde klinçteki <laughs> pozisyon yani nereye gelirse o dizi atıyorsun zaten. Ama boksta zaten hedeflediğin yer orası. Yani sağ, sağa da vuruyorsun tabii ki ama yani asıl o karaciğer bölgesi hedef bölgen... ...gibi bir durum var. Yani MMA'de... ...hani oraya gelemiyor mevzu. O kadar... ...büyük yani çok fazla bir çok hedef, hedef var, var, var yani. Yok. Hedef yüzeyi var evet. yani. Dolayısıyla... ...o sayı da azalıyor. Biraz belki bunlara bağlı olabilir ama... ...evet üzerinde... ...düşünülmesi gereken... ...bir şey. Tek bir sebebi yok zaten. Tek bir Aslında. sebebi yok yani. Bazı diğer türlü örnekler de var mesela hani, Steven Thompson Kevin bir, te, bir tekme attı yani vücuduna. Hmm. Orada nasıl sarsılmadı? Mesela? Yani o dayanıklılıkta da bazen farklılıklar olabiliyor. Antrenman derken onu diyorum. Ha, o dayanıklılığı ona da yani tekme yemeye özellikle. Yani tekme yemeği hazırlıklı olan bir kişi yumruk yiyince o yüzden kolay kolay düşmüyor. Bokstan belki öyle ayırt edebiliriz yani. Evet. Kesinlikle. Evet. evet sorularınız bu kadardı. Güzel sorular. Hmm. Güzel tartışmaya açtık biz de. Ağzınıza sağlık. Görey farklı bir program oldu el, sanırım. Evinizin el, el, el. ağzına sağlık. Ee, devamı da gelir. Evet bu bayram özel programımız. <laughs> bayram <böyle> özel programımız. <laughs> <laughs> yani, e, koltuğu burada sana devretmiş oldum <laughs> ve müthiş bir iş çıkardığınızı düşünüyorum. Çok teşekkür düşünüyorum. ederim. Teşekkür ederiz. E, ağzınıza sağlık. Sizin ağzınıza sağlık. Öncelikle bütün patlat, izleyicilerimize patlat. kapatıyorum programı <laughs> o zaman. Bütün, öncelikle bütün izleyicilerimize iyi bayramlar diliyoruz tabii. Yapalım. Abone olmayı unutmayın. İsterseniz yorum yapabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, onun dışında tabii karşımızda bomba gibi kartlar geliyor. Biz de program, program yapmaya devam edeceğiz. Ee, bu haftalık bu kadar diyelim. Bizi dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.